Adım Berra Aygün, 16 yaşındayım. Beşiktaş'ta okuyorum. Atletizm yüksek atlama branşı yapıyorum 7 yıldır. 4. sınıftayken çok hareketli bir çocuktum. Hep koşmak isterdim, atletizm yapmak istiyordum. Anneme ben koşmak istiyorum dedim. Birlikte okulun beden eğitimi öğretmenine gittik. O bizi Enka Spor Kulübü'ne yönlendirdi. İlk başlarda sprintle başladım, kısa mesafe koşuyorum. Yüksek atlamaya geçtim 4 yıl sonra. İlk önce milli bir sporcu olmak istiyorum. 2024 olimpiyatlarına katılmayı hedefliyorum. Maria Lesiskene ve Yulia Levchenko örnek aldığım sporcular. En zor yönü çok teknik bir branş olması. Hani bir adım bile yanlış olsa hani gerisi gelmiyor. Sıçrama antrenmanları, ısınmalar, her gün farklı antrenman yaptığımız için hepsini seviyorum. Eğlenceli. Mesela halter yaptığımız zamanlar zorlanıyorum. Antrenmandan daha iyi oluyor genelde yarışlar. Alışkınım yarışmaya ama yine de bir heyecan her zaman oluyor. U20 Türkiye Şampiyonası'ndaydım. İlk ikiye giren milli takıma girecekti. Balkanlar'da yarışabiliyordu. Yani üçüncülükle kaçırdım. Küçük bir fark vardı aramızda. 1.65 atladım. Birinci ve ikinci 1.68 atladı. Benim 1.70'im vardı zaten o zaman. Hani atlayabileceğim halde atlayamadım. Şimdi gülüyorum ama o zaman çok mutsuzdum yani. Hiç unutmam. Şanslıyım ki beni her zaman destekleyen, yanımda olan bir antrenörüm var, Hasan Özbakır. O olmasa kesinlikle yapamazdım. Beni en çok motive eden insanlardan biri de o. Online eğitimi gördüğümüz için saatleri antrenmanına çakışıyor. Daha zor şu an takip etmek ama isteyince dengeleniyor. Eskiden babamla hep Yıldız Parkı'na giderdik, Sporcular Parkı'na giderdik, antrenman yapardık. Yıldız Parkı'nda yarışlara katıldım. Çok zevkliydi orada koşmak. Şu an haftanın 6 günü antrenman yaptığım için Enka'da vaktim olmuyor. Eğer gerçekten çok seviyorlarsa yapmaları gerek. Çünkü emek gerektiriyor, istikrar gerektiriyor. Zaman zaman hani bırakmak istediğim de oldu ama yapmadan yaşayamam. Pandemi döneminde parklarda yapılan yoga, pilates, tiyatro gibi etkinlikler de motivasyonumu kaybetmememi sağladı. Bu sporu yapmaktan çok mutluyum ve umarım ileride daha iyi şeyler başarırım, hayallerimi gerçekleştiririm. Milli bir sporcu olarak ülkemi temsil etmek beni çok mutlu eder. Hayallerimi gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyeceğim.